Herkese merhaba ve bir başka video daha hoş geldiniz. Bugün Sardinya, İtalya'dayız ve bu görmüş olduğunuz 120 yaşındaki inanılmaz yelkenli yat Shenandoah Sark'ı dolaşacağız. Bugünün turu çok farklı olacak. Size full tur yapacağız. Bu yatın tarihçesinden bahsedeceğiz. Bu yatta bulunmanın yarattığı hissiyatlarımızı sizlerle paylaşacağız ve daha da önemlisi yelkenlerimizi açıp bütün gün Akdeniz sularını gezeceğiz. Bugün de zaten tamamıyla onu yaptık ve şimdi turumuza başlayalım. Well, one thing that makes Shenandoah unique is the fact that she's 120 years old and she's still floating. She's endured the ages, two world wars, and she's still living through time. Shenandoah ile Akdeniz'in tarihi sularında yol alma fırsatını bulmak, hayat boyunca yaşayabileceğimiz benzersiz deneyimlerden biriydi. Yüzlerce yıldır insanlığın yiyecek, haberleşme ve kültürel seyahatlerini yaptıkları bu sularda 120 yaşında bir yelkenli ile seyahat edebilmek bize Shenandoah'ın ne kadar paha biçilemez bir servet olduğunu gösterdi. Zengin denizcilik tarihi, işçiliği ve bütün güzelliğiyle Shenandoah bizim gözümüzde dünyanın 8. denizcilik harikası. You know, I still get goosebumps when I lift up the anchor and we hoist the sails on this boat and you know, there's definitely adrenaline pumping around the crew as we're hoisting the sails and getting everything moving, and you hear the sails flapping in the background, and things start to tighten up, and the line's coming under pressure. You know, you lean over, and the breeze comes on the beam, and off she goes, and it's you know, that feeling is never going to get boring. Hold big, hold big, hold big, hold big, hold big. Turumuza Upper Deck'ten başlayacağız. Shenandoah 55 metre uzunluğunda, 8.3 metre genişliğinde, 178 gross ton hacminde, 4 tane misafir kabini var. Ana owner, yani yatın sahibinin kabini de dahil olmak üzere totalde 12 kişi bu yatta kalabiliyor. Yatın şu anki piyasadaki değeri 10 milyon dolar ve bu yatı charter etmek istiyorsanız da fiyatı haftalık 110 bin eurodan başlıyor. Her zaman olduğu gibi yatla ilgili bilgileri de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi 120 yıllık geçmişi olan harika bir yat ve turumuza önce aft, yani yatın arka kısmına başlayacağız. İlk bahsetmek istediğim detay, tam arka kısmında çok güzel bir şekilde Shenandoah ismi yazılmış. Yata zaten dışarıdan baktığınızda böyle çok ikonik, çok orijinal bir görüntüsü var. Yatın sağ ve sol cephesine de bakarsanız çok güzel altın bir çizgi yatın üst deki ile alt dekini birbirinden ayırıyor. Güzel bir hat yaratıyor. Rengi de koyu bir mavi. Bizim bu Akdeniz denizinin koyu mavisiyle de çok güzel eşleşiyor. Böyle timeless, modası hiç geçmeyen, hakikaten çok orijinal bir yatın dışarıdan görüntüsü var. Şimdi buraya gelirsek zaten üstümüzdeki boomları görüyorsunuz. Artık İngilizcelerini söyleyeceğim. Yelkenli ya da yelken terimlerini zaten yeni öğreniyorum. İsimleri de mümkün olduğunca Türkçeleştirmeye çalışacağım. Burada mekanizmalarımız, vinçlerimiz, halatlarınızı bağladığınız yerler var. Yat 1902'de yapılmış ve burada gördüğünüz bloklara kadar ya da bu bağlantı noktalarına kadar hep zımparalanmış, yenilenmiş ve bunun 120 yıl boyunca gördüğünüz aksesuarların çoğunu korumuşlar. Gerçekten inanılmaz. Hemen buraya gelelim Erman'cığım. Burada da helmimiz var. Yani direksiyonumuzun olduğu yer. Hatta dün bana direksiyonu verdiler. Enes dediler, geç birazcık sen kullan. Ben kendimi burada kaptanmış gibi hissettim böyle. Birazcık kullandım. Burada olmak insana bir güç veriyor. 55 metre senin yönetimin altında. 12 tane çalışanın orada senden komuta bekliyor. İpi çekelim mi, yelkeni yapalım mı, yatı yatıralım mı diye. Orijinal bir hissiyat. Kaptan olmanın da ayrı bir keyfi var yani. Ne diyorsun Erman? Ama çok yakıştı sana. Bence abi. Mavi gömleğimi giydim, bir havalara girdim. Aynen öyle. Ve ayrıca bu yelkenleri açmak ve kapamanın bu kadar zor olduğunu ben bilmiyordum. Tam anlamıyla bir aktif bir spor yapıyormuş gibi. Kesinlikle. Senin için de enteresan bir tecrübe oldu. Çok çok kesinlikle. Bu yat gerçekten çok orijinal. Yani fiyatı 10 milyon dolar olabilir ama böyle 120 yıllık tarihi olan bir yatla yelken yapmaya çıkmak herkese nasip olmaz. Bizim için de çok güzel bir tecrübe oldu. Hala da oluyor, zaten yattayız. Hala buranın, Sardinya'nın keyfini çıkartıyoruz. Direksiyonumuz da orijinal. Bunu 120 yıl boyunca zımparalamışlar, tamir etmişler, korumuşlar. 16 katta varnish var üzerinde. Pırıl pırıl harika duruyor. Yepyeni duruyor. Yepyeni duruyor. Ermancığım şuraya gelelim.
Bu da dizel motorumuzun kontrol yeri. Yani gazı buradan veriyorsunuz. Sanki filmde bir tarihi parçaymış gibi duruyor ya. İnanılmaz ya. Bu fonksiyonel bir engine kontrolü. Harika. Burada tabii ki de yeni navigasyonlarımız vesairemiz var, pusulamız. 2 yıl önce çok büyük bir elektronik refit'ten geçmiş. Her türlü navigasyonlu komünikasyon cihazını, 5G internetini update etmişler. Siz bunun böyle eskitme orijinal durduğuna bakmayın. Her yerinde teknoloji var. Zaten alt katında göreceksiniz. Çok orijinal, yani böyle rustic dizayn edilmiş ama her türlü teknolojiye de sahip. Charter da yapıyor. Şimdi buranın ismi İngilizce'de Companionway. Biz buna merdiven diyelim, alt katı inen. Burada sol tarafta kaptanın odası var. Sağ tarafta chief officer, yani teknenin müdürünün ofisi var. Aynı zamanda da nav station, yani işte o haritalarınıza baktınız, yol haritasını çizdiğiniz yere buradan gidebiliyorsunuz. Ana yatak odasından da gizli bir kapı var. O da oraya bağlıyor. Size de öyle bir ince detay vereyim dedim. Şimdi Armancığım, bu taraftan devam edelim. Bir sağa bir sol zıplaya zıplaya devam ediyoruz. Bu çok orijinal. Bunlar skylight. Bunlar bu katın altında bulunan misafir kabinlerine ve salona doğal ışık ve doğal hava getiriyor. O kadar orijinal bir şekilde yapılmış ki içeride bir mekanizması var. Döndüre döndüre bunları açabiliyorsunuz. Çok orijinal. Armancığım şöyle bir yakın çekim alabilir miyiz? Bu kulplar, bu hinçler, nedir hinçin Türkçesi abi? Ben de bilmiyorum. Kapı alyanları diyelim artık. Aynen öyle. Onlar bile bronz ve tabii ki tuzlu sudan dolayı birazcık da eskimişler. Böyle bakır görünüm almışlar. Çok güzel duruyor. Orada bu arada merdivenimiz var. Suyu oradan çok rahat bir şekilde inebiliyorsunuz. Hemen herkesi şöyle götüreceğim. Bir yandan da rüzgara karşı sizi koruyorum. Acayip rüzgarlı bir yer. Zaten yelkenli yatımız var yani. Burada olmamızın sebebi o. Burada da yelkenlerinizin, iplerinize bağladığınız, işte makaralarınızın olduğu yer var. Şimdi bu yelkenlerin yelken mekanizması çok büyük. Tabii çok da büyük bir basınç ve güç yaratıyor. Bu gücü de dengeleyebilmek için bakarsanız zaten masttan yatın sağ ve sol tarafına birden fazla makaralar ve ipler geliyor. Ki böylece bu yelkenler dolduğunda yelkenlerin içinde olan rüzgar gücünü tekneye mümkün olduğunca sağ ve sol cepheden balans etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada da böyle bir makara sistemimiz var. Şimdi Ermancığım, turumuza devam edelim. Herkese her yeri gösteriyoruz. Hemen şöyle gel abi. Bu bizim mizzen dediğimiz ana yelken direğimiz, niye ana yelken direğimiz? Yatın en arkasında olan, daha da orijinali, ana yatak odasından bunun dibini görebiliyorsunuz. Yani bittiği yere. Bu payna ağacından yapılmış, payna Türkçesi bilmiyorum, kusura bakmayın artık. 5500 saat harcamışlar. 3 tane bu ana yelkenli direğini söküp, zımparalayıp, soyup, güzelce tamir edip 16 kat cila koyarak bu hale getiriyorlar. 5500 saat çalışıyorlar üzerinde. Düşünebiliyor musun abi? İnanılmaz. Bu gördüğünüz bloklar bile tamamıyla orijinal. 120 yıldır bu yelkenliğe hizmet ediyor. Ayakta yıkılmamış. Bir tarih eserin, bir tarihin parçasıyız şu an yani. İçinde de yaşıyoruz biz. Böyle de güzel bir video yapma şansımız var. Herkese nasip olmaz. Çok 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 değerli bence. Tarihe tanık olmuş bir yelkenliğin içinde çekim yapmak da ayrı bir şeref diyeyim. İki dünya savaşı görmüş. Ve iki dünya savaşından kurtulup şu an İtalya'da bize keyifli bir şekilde yelken yaptırıyor. İnanılacak gibi değil. Buraya geliş hikayesi nedir? Çok enteresan. 1902'de Amerika'da yapılmış. Amerika'da bir finansör için. Orada yıllarca hizmet veriyor. Sonra Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da, Fransa'da, Danimarka'da birkaç ülkede sahipleri oluyor. Bir arada Güney Amerika'da uyuşturucu kaçırımına bile yardımcı oluyor. Sonra Fransız hükümeti el koyuyor. Yıllarca Fransa'da çürüyor. Sonra bir sahibi oluyor. Çok inanılmaz. Restore ediyor. O sahip, bu sahip derken son sahipleri 20 yıldır bu yata sahip. Ve çok da güzel korumuşlar. Hakkını da vermişler. İnanılmaz duruyor. Kesinlikle abi. Şimdi herkese kokpiti gösterelim. Bu bölgenin ismi kokpit. Sağ tarafımızda merdiven alt kata iniyor. Burada güzel bir tezgahımız var. Buzdolabımız, extra storage. Buraya da geldiğinizde çok güzel bir oturma alanımız var. Yemek masamız. Biz burada sabah kahvaltılarımızı yapıyoruz. Akşam yemeğimizi yiyoruz. Çok keyifli bir yer. Çok da güzel bir oturma alanı var. Etrafımızda cam duvarlar var ama istiyorsanız onları da aşağı indirebiliyorlar. Böylece burayı çok güzel açık bir şekilde kullanıyorsunuz. Hem rüzgar geliyor, zaten manzaranız harika. Biz burada Erman'la sabah yemek yerken kendimi ben James Bond filminin içindeymişim gibi hissediyorum. Sanki Porto Cervo'da böyle uzaklardayız. Büyük bir projemiz var ama önce yelkenli yatımıza bir sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Günün planını konuşuyoruz. Valla güzel bir hayatımız var. Aynen öyle abi. Hatta Pierce Brosnan bu tekneyi görüyor. Ve içine, Bora Bora'da. Bora Bora'da görüyor aynı öyle ve hatta içine girip de bir gezmesi de bir enteresan bir hikaye. Kaptan bize anlattı. James Bond Bora Bora'da bu yatı görmüş. Demiş ki beni bu yata götürebilir misiniz? Çok görmek istiyorum. Gelip de gezmiş.
Yani James Bond bile gelmiş, biz niye gelmeyelim değil mi? Kesinlikle. Hadi devam edelim abi turumuza. Şimdi yerlerimiz tik. Çok da güzel bir şekilde böyle yatın burnuna gittikçe de hafif bir curve oluyor böyle. Hafif bir eğilimi var. Çok hoş duruyor. Yani buradaki tahta işçiliği bile harika. Depolarımız var burada ekstra. Kokpiti gezdik. Şimdi birazcık da bu yatın amenitylerinden, özelliklerinden bahsedelim. Tabii ki de bu charter yatı olduğu için sea bobları var. E-foil dediğimiz işte foil eden elektrikli foilerımız var artık diyeyim. Sena paddleboardlarımız. Aklınıza gelebilecek her şey bu yatta da var. Yani o 110 bin euroyu verdiğinizde Enes sadece yelkenli mi yapıyoruz derseniz hayır. Her şeyi yapıyorsunuz. Ne istiyorsanız. Siz söylüyorsunuz, onlar yapıyor zaten sizin için. Size hazırlıyor. Şimdi böyle gelelim abi. Sağ tarafta tenderimiz var bu arada. Bu yatta yelkenli yapmanın nasıl bir hissiyat olduğundan bahsetmek isterim. Biz birkaç gündür bu yattayız. Dün yelkenliye çıktık. Bugün bir daha çıkacağız. Ben 12 yıl profesyonel sörfçülük yaptım. Hayatım suda ve rüzgarda geçti. Rüzgarın, suyun benim hayatımda çok değerli bir yeri var. Doğanın gücünü kapsayabilmek, bir yelkenle kullanıp altınızdaki board'u, tekniği bir sürete çıkartabilmek çok anlatılması zor bir hissiyat. Yaşamanız lazım. Ama bu yelkenli boyutundan dolayı, hacminden dolayı ve çok büyük ekibinden dolayı bundaki hissiyat daha da farklı. Biz yelkenliye çıktığımızda bu yatın sağ ve sol kısmını suyun içine kadar sokuyorlar. Yani bu gördüğünüz 55 metrelik koca tekne o kadar eğiliyor ki o kısım suyun içine kadar giriyor. İnsanlar bağırıyor, çağrışıyor, yelkenler iniyor çıkıyor. Adrenalin dolu, çok harika bir zaman geçirdik. Erman'cığım, senin ilk defa böyle bir yelkenli tecrüben oluyor. Senin fikrini alalım. Kesinlikle abi, ilk defa ve dediğin gibi bu yelkenlerin açılıp kapandığındaki o çalışanların hararete, heyecanı, ben konuştum da çekimden sonra çok keyifli yaptıklarını söylediler. Yani yelkeni çok seviyoruz. Bizim için bir problem değil o kadar zorlu olması. Biz keyif alıyoruz dediler. Enteresan. Enteresan. Yat dünyasında yelkenli yatların ya da charterların farklı bir kültürü var. Yani bu yatta çalışanlar daha az iş değiştiriyor. Daha çok yelkeni sevdiği için bu işi yapıyorlar. Yani tabii böyle bir yata sahip olmak, bunu her yıl kullanabilmek büyük masraf. Tabii öyle bir şansınız yoksa gelip burada çalışmak size çok güzel bir tecrübe oluyor. Hem yelkenli keyfinizi alıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz. O da enteresan bir detay. Ya da Enes Yılmazer olman lazım. Bizim hayat da çok kolay değil. Şimdi bakmayın, biz buradan bir daha yola çıkacağız. Yarın Ibiza'ya gidiyoruz. Orada çekim olacak. Kim bilir nereye gidiyoruz ondan sonra. Yine yoğun bir programımız var. Şimdi mizinden bahsettik. Bu main, ana direğimiz. Önde de fore direğimiz var. Yelkenlimiz harika dedik. Hemen şöyle gelelim. Burada bir tane daha companion way, yani bir merdivenimiz var. Direkt çalışanların olduğu yere iniyor. Sol taraftaki kapaklar açılıyor ve sizi bu teknenin motor dairesine indiriyor. İki tane Luger Diesel 500 beygirden oluşan tanesi. İki tane motorumuz var, iki tane jeneratörümüz var. Su yapma makinesi, aklınıza gelebilecek her şey var. Ne kadar yelkenli de olsa motoruyla çalışan, motoruyla 3000 mil gidebilen, minimum 8, maksimum 12 knot hıza sahip olan da bir motor mekanizması var. Size de öyle 10 saniyede bir motor bilgisi vereyim dedim. Muhteşem abi. Bu arada motor dairesi teknenin başından sonuna kadar gidiyor. Ben çekimini yaptım. Denizaltı gibi. Denizaltı gibi değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Çok orijinal. Ve düşünün, 1902'de bunu yaptıklarında motoru düşünmediler. Yıllar boyunca bu yat geliştikçe retrofitlerle, duvarlarla vesairelerle bu yata bir sistem oturtulmuş. Yani inanılmaz ya, 120 yıldır bunun böyle aktif bir şekilde sularda oluyor olması çok harika. Cephesi tamamıyla çelikten, tahta değil. Tahta görünümlü ama aslında cephesi çelikten, çok güzel bir yat. Şimdi devam ediyoruz turumuz Erman'cığım. Daha çok skylight'lar var burada. Erman'cığım diyorum, ben izleyenleri Erman olarak görüyorum. Aslında biz size gösteriyoruz bu yatı. Bütün amacımız burada olmamızın sebebi bu. Burada daha çok skylight'larımız var. Ön tarafa da doğru geçtiğimizde tabii ki de çapa mekanizmasını da burada görüyorsunuz. Önde uzanan kısmına bowsprit diyorlar. Orası da hoş bir yer. Niye hoş bir yer? Sağına ve soluna böyle bir ağ çekilmiş. Uzanabiliyorsunuz, oturuyorsunuz, orada keyif yapıyorsunuz. Altında tahta oymacılığıyla yapılmış çok güzel böyle bir spirit head'imiz var. Yatın logosu gibi düşünelim. Bu arada enteresan bir detay daha. Yatın aslında uzunluğu 42 metre. Öndeki uzun kısım ve arkadaki boom'u ekleyince 13 metre daha uzuyor. Böylece 55 metre uzunluğa geliyor. Çok güzel bir yat. İyi ki gelmişiz, iyi ki gezmişiz. Yani bu yatın sahipleri, bu yatın ekibi bu yatı çok güzel koruyorlar. Ama daha da önemlisi, bu yatın 120 yıllık da harika bir tarihçesi var. So this yacht has a fantastic, unique history. It was designed by a celebrated American guy called Theodore Ferris, launched in 1902 in Staten Island, New York, for an American called Charles Farnstock.
And he had the yacht as a private vessel to take him on his retirement to cruise around the American waters and the Mediterranean. So I've only done one circumnavigation on this boat. The current owner's done three. And on my circumnavigation, we started in the Med. We went down to South Georgia because the boss was really interested in the story of Ernest Shackleton and the Endurance. So we went to visit some of the places in South Georgia that Shackleton walked across with his men to try and rescue them from Elephant Island. And it was an experience. We've taken the vessel to Madagascar. We've been to the South Pacific. I remember once we were passing Sumatra, just to north in Indonesia. And we were about 200 miles west of the island. And we found two guys in a fishing boat lost at sea. At the time, of course, it was piracy was pretty rife, so we were quite cautious. But then we realized, actually, these guys are in trouble. So we picked them up and we brought them on board. I've never seen somebody so happy to have a freshwater shower. We tried to work out from discussing with them by means of charades and Pictionary, because they didn't speak any European languages, how they happened to be. It turns out they were at sea for 10 days adrift. They'd run out of fuel. And we basically saved their lives. And it's things like that that, you know, really make you proud to work on a boat like this. Ve üst kattaki turumuz burada bitiyor. Yatın tarihçesinde konuşma şansımız oldu. Gerçekten inanılmaz bir yelkenli tekne. Ve şimdi de herkesi içeriye almak istiyorum. Turumuza alt kat ile devam edeceğiz. Şimdi de alt kattayız. Bu görmüş olduğunuz çift kapılar bizi direkt salona getiriyor. Çok güzel, sanki James Bond'un yatıymış gibi bir hissiyatı olan, öyle anlattım artık. Harika bir oturma alanımız var. Tam üstünde kocaman 8 pencereden oluşan bir skylight'ımız var. Daha da önemlisi, doğal ışık ve temiz hava verdiği gibi bu pencereleri böyle bu mekanizma sayesinde çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Ya bunun dizaynı bile harika olabilir mi yani? Bu kadar hoş, otantik, her şey tamamıyla pirinçten yapılmış. Çok güzel bir alan. Öyle çok büyük değil. Zaten bu bir yelkenli. 8.3 metre beam. Yani genişliğimiz var. Ve bu odada full beam. Yani yatın bir tarafından diğer tarafına kadar gidiyor. Önce sizi buraya getireceğim. Yemek masasına. Karşı tarafımızda büyük bir koltuk oturma alanı var. Bu tarafta 5 tane koltuğumuz. Bu masanın çok enteresan bir detayı var. Bu masa gimbal yemek masası. Yani sağa sola böyle hareket edip sizin yemek masasında olan tabaklarınızı koruyor. Böylece yoldayken bile yemek yiyebiliyorsunuz. Orijinal bir detay. Hayatımda ilk defa gördüm böyle bir gimbal yemek masasını. Ne diyorsun Erman? Sen bayağı şok oldun. Bu muhteşem. Tabii tabii. Yani çok enteresan değil mi? Biz bunu aşağıdaydım da üzerine bir şey koydum tam biz yelkenlide gezerken. Harbiden tutuyor. Tutuyor. Kesinlikle tutuyor. Sağ ve sol tarafta böyle kitaplıklarımız var. İki tane penceremiz. Bu arada yelkenli yaparken o pencereler su altında. O da enteresan bir görüntü. Çok orijinal. Yani böyle diyorum ya, James Bond filminin içindeymişim gibi, sanki onun bir projede kullandığı yatını dolaşıyormuşum gibi hissediyorum şu an. Arka tarafındaki kapı çalışanların odalarına, çalışanların yemek yediği ve mutfağın olduğu yere açılıyor. Orada da birkaç tane odamız var. Tekrar da buraya gelirsek, tam salonun ortasında çok güzel Steinway & Sons harika bir piyanomuz var. Bu zaten böyle bir sanki burada duran bir Aston Martin gibi. İçine detaylarına baktığında zaten o kadar hoş bir piyano ki. Bunu da buraya bir şekilde getirmişler. Tahmin ediyorum bir 20-25 yıldır da bu odanın içerisinde. Bu yatın sahibi hakikaten müziği çok seviyor. Her yerde built-in speakerler, işte hoparlörler var, CD'lerimiz vesaire. Burada da çok hoş L şeklinde bir oturma alanı yapılmış. Dersiniz ki Enes birazcık da materyallerden bahset bize. Yer Oregon Pine ahşap. Etrafında gördüğünüz koyu alanlar ve arkamdaki koyu duvarlar padük diye bir Afrika sert tahtasından yapılmış. Çok güzel böyle derin bir görüntüsü var. Çok dayanıklı. Hatta lavabolarda da bunu tezgah olarak kullanmışlar, bu tahtayı. Çok güzel bir oda. Abi bir şey unuttun mu? Vallahi her şey çok iyi gidiyor. Bir şey atlamadık. Her şeyi söyledik değil mi? Aynen öyle, kesinlikle. Salonumuz da burası. Biz de burada hatta dün gece çalışıyorduk. Yukarıda olmadığınız zaman burada zaman geçiriyorsunuz. Şimdi tekrar alt katın girişine getireceğim. Önce bu taraftaki kabinden başlayacağız. Bu kabin VIP guest cabin, yani VIP misafir odası. Böyle yelkenlerde ya da teknelerde farklı termler var. İki kişilik yatağımız var. Kabinelerimiz çok hoş. Her yatak odasının bir tane penceresi var. Daha da önemlisi, her yatak odasının bir tane skylight'ı var.
Müthiş bir detay. Hemen giriyorum. Tabii ki de full banyosu var. Sol tarafta lavabomuz. Yine bu padok ahşabından yapılmış tuvaletimiz. Harika bir duşumuz. Ve yatın içerisinde her detay o kadar özenliyor ki. Baktığınızda bütün yatak örtüleri vesaire de her yerde Shenandoah yazıyor. Kullandığınız her bir sabun, her bir aksesuar çok özenilmiş, çok kaliteli. Hizmet ederken böyle korkunç kibar bir dil kullanılıyor. Hani eklektik, böyle farklı bir kültürü var bu yelkenliği de charter yaparken. Yani aynen öyle. Çok çok değişik, çok butik aslında birazcık da. Farklı bir tecrübe. Çok farklı. Kendimi kraliyet ailesinden sandım burada. Aynen öyle. İyi dedin Erman. Çok iyi dedin. Okey. İkinci yatak odasını hemen burada geziyoruz. Çift kişilik yatağımız var. Üst tarafında tek kişilik bir bank yatağımız var. Bu kulpları bile çok güzel pirinçten yapmışlar. Yani böyle sanki bak ne güzel de kraliyet ailesinin gemisini turluyormuşuz gibi hissediyorum. Böyle her yer çok kaliteli. Bu oda 30 yıllık da olabilir. Bu oda dün bitirilmiş de olabilir. Yani ikisine de gidiyor görüntüsü. Çünkü o kadar timeless materyaller seçilmiş ki dizayn edenler gerçekten çok özenmiş. Şimdi tabii ki de full banyosu var, duşu, lavabosu vesaire. Hemen böyle geçelim. Merdivenin altında birazcık depolarımız var. Sağ tarafta bir tane daha kabinimiz var. Çift kişilik yatağı. Üstünde istiyorsanız bunu da bir bunk bed yapabiliyorsunuz. Full banyosu. İhtiyacınız olan her şey var. Aynı ahşap detayları bu yatak odalarında da kullanmışlar. Son olarak da Owner's Stateroom. Yani bu yatın sahibinin odası da burada var. Hadi gelelim. Şimdi de Owner's Stateroom'dayız. Önce buradan başlayacağım. Bu mezzanine mast. Yani bu yelkenlinin en arka kısmına yakın olan direğin alt kısmı. Buradan yatın altındaki keel'a kadar bağlanıyor. Böylece çok sağlamlaştırıyor. Aynı zamanda da bunu böyle dışarıda bırakmışlar ki otantik, orijinal bir detay olsun diye. Bu tarafta ana yatak odasının banyosu var. Hemen gezelim. İki tane lavabosu, çok güzel pirinçten yapılmış muslukları. Aynamız, tuvaletimiz, burada duşumuz var. Boyutu gayet güzel bir banyo. Şimdi hemen Owner's Stateroom'a geliyoruz. Yani bu yatın sahibinin kaldığı yer. Sol tarafımda çift kişilik yatağımız var. Sağ tarafımda tek kişilik yatağımız var. Ortası boş bırakılmış. Tam üstümüzde skylight detayımız var. Zaten bundan daha önce de bahsettim. Çok güzel açıp kapayabiliyorsunuz. Hem de doğal ışık getiriyor. Çünkü sağ ve sol tarafta öyle büyük pencerelerimiz yok. Buraya da geldiğimizde bir de buraya bir masa yapmışlar televizyonla beraber. Çalışıp işlerinizi halledebiliyorsunuz. Burada gardırobumuz var. Eşyalarınızı, kıyafetlerinizi koyduğunuz yer. Tekrar çift kişilik yatağımız. İki tane penceremiz ve buradaki kitaplıkta da enteresan bir detayımız var. Burada aslında gizli bir kapı var. Bu kapı da yatın arka tarafında bulunan nav station'ın açılıyor ve kaptanın kaldığı da yer açılıyor. Bunu da görün istedim. Shenandoah gerçekten çok orijinal, çok güzel bir tekne. Ve burada geçirdiğimiz son birkaç günde bizim için harika zaman oldu. I'm very proud to be the captain on this boat because I've got a crew which are also really proud to be here. And you can see by just looking at the boat and by taking photos, whichever angle you look at, it's a beautiful angle. Whichever light you see, she looks fantastic. And you know, it fills you with a warm sense of pride to be able to be here. Shenandoah'ın çok görkemli ve zengin bir geçmişi var ve biz de bu tarihinin bir parçası olup bu yelkende de konaklayıp seyahat etme şansını yakalayabildiğimiz için gerçekten çok şanslıyız. Bu tarihi yatın güvertesinde olmak sanki zaman içinde yolculuk yapmak gibi. Kanalımız sayesinde bu tarz bir tecrübe yaşayabilmek, bu yelkende de geçirdiğimiz zamanın bizim üzerimizdeki etkisi ve verdiği mutluluktan da dolayı Shenandoah'a çok minnettarız. Böyle bir yatın tarihinin ufak bir parçası olduğumuz için de son derece mutluyuz. Ve Shenandoah'ın turu burada bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Shenandoah'ın ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu yatta kalmamıza izin verdikleri için. Bizi yelkene çıkarttılar. Çok keyifli zaman geçirdiler. Ve her zaman olduğu gibi bu yatla ilgili bilgileri de bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Son olarak da eğer videoyu beğendiyseniz bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Ve önümüzdeki haftaya da görüşmek üzere.